Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İze steykazal insanu min menamihi ibtederahu melekün ve şeytanun feyakulul meleku iftah bi hayr ve yakulu şeytanu iftah bi şer. Evet. Uykudan uyandığında insan, melek de koşar, şeytan da koşar. Bizde biliyorsunuz muhafız melekler var. Melekler iyilik temsil ederler. Kötülük tarafları yok dedik ya, yaratılıştan da yok. Şeytan da işi gaydı insanoğlundan intikam almak, kötülüğü emretmek. Şeytanın kullandığı nefsi emmare var. İnnen nefse le emmaretun bisu. Bu nefsi emmare de kötülüğü emreder. Şeytan da zaten kötülüğü emrediyor. İkisi beraber çalışıyorlar. Meleğin yardımcısı da ruh tarafımız, vicdan dediğimiz. O da diyor ki insansın sen, yapma bunu. İçimizden bir ses. Herkese söylüyor bunu. Ama adam o sesi duyamayacak kadar kafası çalışmıyorsa, iyice şartlanmışsa o sesi duyamıyor. Ama herkeste bu vicdan var. Evet, böyle melek de koşar insana, şeytan da koşar. Efendimiz öyle buyuruyor. Melek der ki, kardeşim uykudan uyanıyorsun, işe hayırla başla. Şeytan da der ki, uykudan uyanıyorsun, küfrederek başla, şerle başla. Evet, böyle söyler. Eğer diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fein kâle, uykudan uyanan adam eğer derse ki elhamdülillahillezî ahya nefsî bâde mevtihe veya elhamdülillahillezî yumsikü semâe en taka'a alel ardı elhamdülillahillezî yumsikülleti qada aleyhel mevt ve yursülül uhra ila ecel musemme. Evet, böyle derse toradal melek eşşeytane ve zalle yekleuhu. Demin de söylediğimizin bir başka çeşidi. Çıkarken ah bacağım ağrıyor, karnım ağrıyor. Aman uyuşuk ya, aman işinin şeysi, yat bir daha yat. Veya defol git, ne uyarıyorsun. Saati kurmuş yapmış. Uyumak istiyor. Vuruyor saati. Sen kurdun. O bir alet. Ne vuruyorsun? Uyumak istiyor. Böyle öfkeleneceğine, defol git diyeceğine, seni uyandırana, saati kıracağına elhamdülillahillezî ahyâne bâde mâ emâtenâ ve ileyhi nüşûr. Hamd ederek, zikrederek başlasa, ikisi de orada ya, melek de şeytan da, şeytan söv aslan, söv aslanım deyip durur. Melek de hayırla başlarız kardeşim, hayırla başla deyip durun. İşte böyle elhamdülillahillezî ahyâne bâdeme emâtene. Öldürdükten sonra dirilten Allah, ruhumu cesedimi veren Allah, sağlık veren Allah, dilimi konuşmama müsaade eden Allah, hamd olsun sana derse melektir defol şuradandır, şeytanı kovar ve uykudan uyanıp tekrar uyanınca kadar onu korur diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Onun için kalkarken diye kalkmıyor mu Müslüman? Elhamdülillahillezî ahyâna bâde mâtenâ bismillahirrahmanirrahim diyerek kalkmalı, şeytanı kovmalı, meleğin himayesine girmeli, Allah'ın gönderdiği meleğin himayesine girmeli, o gün akşama kadar mutlu, neşeli yaşamalı. Ne namaza kalkmış herif, sabah namazını kalkmamış. Peygamberimiz söylüyor, ben de size duyuruyorum. Bir kimse sabah namazına kalkmaz da güneş üstüne doğarsa bele fi üzünehi şeytanı, şeytan kulaklarına işer diyor. Peygamber sözü bu. Burada da diyor şeytan da gelir, melek de gelir. Kalk aslanım, hayırla başla. Duymuyor. Şeytan yat 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 yat. Evet, yatmış. Kulağına da şeytan işlemiş. Kalkıyor, hanımına indiriyor, bindiriyor. Oğluna, kızına bağırıyor. Dükkana gidiyor, çalışanlara bağırıyor. İçinde bir sıkıntı var. Neden? Şeytanın dediğini yaptın arkadaş sen. Halbuki namaza kalksaydın. Elhamdülillahillezî ahyâni bâdeme emâteni. Öldürdükten sonra benim ruhumu, cesedimi iade eden, yeri göğü tutan Allah.
bana sağlık veren Allah, dilimi oynatma müsaadeni Allah, sana hamdolsun deseydi meleğin sözünü tutmuş olacaktı. Akşama kadar o melek onu koruyacaktı. Oh elhamdülillah, ne güzeldi ya. Ne güzeldi. Hep güzellik, hayatın güzellikleriyle karşılaşacaktı. Mutlu olacaktı. Evet, bunu yapın diyor. Bunu yapın. Bunu yapın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mümin her durumda, her zaman Allah'ı hatırlamalı, onun adını almalı. Nimeti sona erdirdiğinde hemen ona şükretmeli, Allah'ın himayesine girmeli. Cabir bin Abdillah Hazretlerinden sahabi, büyük sahabi, bu hadisi nakletmişler. Sahih senetle, ki başka bunu destekleyen birçok hadis vardır diyor Gümüşhaneli Hazretleri. Peygamberimizin bu güzel sözlerini kulağımıza küpe yapmalıyız. Çoluğumuza, çocuğumuza öğretmeliyiz. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İze eskenallahu teala ehlel cenneti el cennete bakiye fil cenneti mekâne efyah feyüskinullahu sittine ve selate mi'e alem kullu alem akbaru mined dünya münzu hulikat ila yevmil kıyame. Evet, yankatu ila yevmi yankatu. Allah Celle Celaluhu cenneti yarattı, cehennemi de yarattı. İkisi de hazır, bekliyor. Ve üzlifetil cennetu lil muttakine gayre vakit. Kaf suresinde. Cennet hazır, süslü, bekliyor müminleri. Evet. Cehennem de hazır. O da kükreyip duruyor. Çabuk diyor. Çabuk gönder şunları. İş hesaplarını göreyim. Görev o çünkü. Ama şimdi orada kimse yok. Şimdi herkes kabir aleminde, berzah aleminde. Kabir alemi ya cennetin örneği ya cehennemin örneği. Adam iyiyse cennetin örneği, rahat. Cennet bahçelerinin bir bahçe diyor ya dualarda. Eğer adam kötüyse, cehennemlikse, kabir alemi cehennemin bir örneği. Min hufarin niran, cehennem çukurlarından bir çukur. Ondan etme bizi diyor ya dualarda. İşte o hadislerde var. Kıyamet kopacak, her şey ölecek, bir daha sur üflenecek, her şey dirilecek, mahşer kurulacak, insanlar bekleyecek, insanların beklemesini, mahkeme kübraya çıkmasını, Peygamberimiz insanlar ona başvuracak, bu sıkıntından canımıza tak etti, Allah'a aracı oluver de şu mahkeme başlasın, cehenneme gideceksek gidelim, cennete gideceksek gidelim diyecekler, sanki cehennem mahşer sıkıntısından daha ehvenmiş gibi. Peygamberimiz, bütün peygamberler gidecekler, onlar diyecekler ki biz kendimizden korkuyoruz. Gidin şuna, gidin şuna. En son İsa aleyhisselam diyecek, gidin gidin Muhammed Mustafa'ya. Bu yetki yalnız onun. O öyle deyince evet diyecek. Peygamberi inkar edenlere bile taleplerini israf edecek, üstüne alacak, secdeye kapanacak. Ya Rabbi bir insanları bekletme, mahkemelerini görüver diye. Allah da onun isteğini kabul edecek ve mahkeme başlayacak. İşte ondan sonra beraat eden cennete, mahkum olan cehenneme. O zaman cennete, cehenneme girilecek. O zaman girilecek. Şimdi tabi Allah Zülcelal Hazretleri cennete gidecekleri, cennete yerleştirdikten sonra cennet boş kalacak. Cennet diyecek ki beni sana inananları, dürüst insanları mükafatlandırmak için yarattın. Ben de onlara hizmet etmekten kıvanç duyuyorum, şeref duyuyorum. Ama baksana boş, her tarafın boş. Dolduramadılar. Evet. Ne diyor burada? Cennet boşum dediği zaman bakiye fil cenneti mekan afyah. Boş yerler kalacak cennette. Bu talebi üzerine Allah Zülcelal Hazretleri feyüskinullahu sittine ve selam alem 360 alem. Dünya yaratıldığından beri dünyadan büyük. Dünyadan büyük 300 alem daha şey diyecek, oraya cennete yerleştirecek. 300 alem dahi. Nereden buluyor? Evet, Kur'an'da var. Ve ya'lemu
ve ya'lemu cunudu rabbike illa hu. Allah'ın ne kadar yaratığı olduğunu, ne kadar askeri olduğunu, meleği olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kur'an-ı Kerim'de Müddessir suresinde 31. ayettir. Ve ya'lemu cunudu rabbike illa hu. Onlardan cennetin talebi üzerine cenneti dolduracak. Rahatsız olma, üzülme, al diyecek. Dol. Böyle dolduracak. Evet, orada daha evvel de size arz etmiştik. Cennette gözün görmediği, kulağın işitmediği, hatır hayali gelmediği güzellikler var. Vakıa suresi, Rahman suresi, İnsan suresi, her yerde var cennetteki güzellikler. Bu yani anlatmak misal kabiliğinden söylenmiş. Esas oraya gidince inşallah orada müminler görecekler ki hatır hayal gelmedik güzellikler var. Orada yok yok, üzüntü yok, kavga yok, dövüş yok. Bir arzunun yerine getirilmemesi diye bir şey yok. Son derece mutlu müminler. İşte orada müminler bir araya gelecekler. Bunun koltuğu bunun koltuğuna, onun koltuğu bunun koltuğuna değecek. Dünyada ticaret ortağı, asker arkadaşı, talebe arkadaşı, komşuluk yapmış, merhaba demiş olanlar cennette buluşacaklar. Gönüller hoş olsun diye. Hatırladın mı? Bir zamanlar hani şuraya gitmiştik de şöyle yapmıyor. Hatırlamaz olur muyum? Sohbete koyulacaklar. Keyifler 56. Böyle konuşurken koltuklarda inna ashabel cenneti cennetlikler eşleri koltukların üzerinde kef çatarlarken bir de bakacaklar cehennem açılmış perde. Cehennemdekiler görünüyor. Bakıyorlar komşunun biri orada. Halbuki komşuluklarından bir kötülük görmemiş. Yahu biz seni çok iyi biliyorduk. Senden bir kötülük görmedik. Neden düştün oraya arkadaş, komşu? Cennettekiler arkadaşlarıyla böyle safa sürerken arkadaşlarını görünce Allah bunu cehennemi gösteriyor ki şükürleri daha çok artsın diye. Ötekileri de cennettekiler gösteriyor ki üzüntüleri daha çok artsın diye. Evet, şimdi dünyada haber veriyor bunlar, ayet bunlar. Şimdiden güzel cennete gitmek için elinde iyilikler yap, güzel insan ol, sen de cennete git. İşte böyle olacak diye haber veriyor. Adam diyor ki Kur'an'da şey böyle var. Lem nekü minel musallin. Arkadaş doğru da ben size kötülük etmedim ama namaz zor geliyordu bana. Ezanlar okundu, sabah namazına gitmedim. Camiye müezzin ezan okudu, camiye gitmedim. Namaz maddesinde kaybettim. Lem nekü minel musallin. Oradakiler dedi, biz namaz kılanlardan değildik ve fakiri doyurmazdık. Ayı gibi gitsin çalışsın. Ben bu parayı kolay mı kazandım? Derdik, yardım elimiz açmazdık. Onun için bizi buraya gönderdiler. Hesabını veriyoruz. Diyecekler diyor. Bunları da görecek cennetlikler. Allah bizi sahi, salih, cennete hesapsız girenlerden eylesin inşallah. İşte bu, bunların hepsi şimdi. Bu hadisleri neye okuyoruz? Bunlar var. Biz bunlara inanıyoruz. Kur'an'a inanıyoruz. Kur'an'da cennetten bahis var. Cehennemden bahis var. Cennete gitmenin yolları tarif edilmiş. Peygamberimiz bunları açıklamış. Cehenneme gitmenin yolları şu. Bunlardan korunma yolları şu. Bunları size duyuruyoruz. Aklınız başınızdayken şimdiden tedbir alın. Hepimiz cennete gidelim. Bak cennet boş kalacak diyor. Cennette herkese yer var. Hep beraber gidelim. Orada safa sürelim. Demek için evet, Allah bizi güzel peygamberimizin bu uyarılarına kulak verip dürüst insan, güzel insan, Allah'ın buyruklarına uygun, peygamberimiz sünnet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine uygun yaşayan, yüzü ak, vicdanı ak, işi temiz, özü sözüne, işi fiiline uygun insanlardan eylesin inşallah. Bu hadis-i şerifi Ebu Said Hudri'den. Evet, kabri İstanbul'da Yeraltı Camii'nde. Orada var. Ama bakıyoruz
Arapların yazdığı kitaplarda da Cennetül Bakî'de orada diyorlar, Ebu Said Hudri burada yatıyor diyor. Allahu alem. Allahu alem. O Said, o Ebu Said Hudri'den bu hadisi nakletmişler. Allah onlardan razı olsun inşallah.